Ne yapıyoruz kabakta? Kabakların bu baş kısımlarını kestik şimdi. Bu evet. Güzel bir kabuklarını soyacağım. Bunun burada bir hani tek belki israf sayabileceğimiz noktası kabukları. Ama bu da eminim ben çok bilmiyorum ama bir cilt maskesinde bir şeyde bir faydası vardır. Ya da sizin kabukları ben bu şekilde doğrayıp salataya koyuyorum Sıla. O da olabilir. Mesela benim gelinim çok seviyor onu. Böyle doğruyorum bu kabukları. O zaman biz de bunu havucu salatamıza koyalım evet, şimdi. Koyalım, kesinlikle evet, atmıyoruz. Koyalım. Mesela şey ne derler havucu bu şekilde yapıyorum. Yurt dışında falan da çok var mesela böyle üstüne koyuyorum ve kabak çok güzel oluyor. Çok yakışıyor. Ben zaten kabağın her türlü ben evde kendim kabuğunu da yerim mesela çoğu evet, zaman evet, çiğ çok olarak güzel. Çok severim. Şöyle. Yıkanmıştı kabaklarımız güzel. Şimdi ne yapıyordun sen bundan? Şimdi katıklı dolma yapacağım. Evet bak şuralarından bir şey yapacaksın onu göreceğiz biraz sonra. Bunun çok olmayacak ama şu kısmından yapacağım. Ne yapacaksın o kısmından? Şu kısmını atacağım kabak cipsi yapacağım bu kalan taraflarından. Şöyle belki çünkü içine oyduktan sonra kabağın her tarafının delik kalması gerekiyor. Birazcık o yüzden şu uç kısımlarından da gene gidecek. Hı hı. O kalan kısımlarıyla da güzel kabak cipsi yapacağız. Bu fırında da çok güzel oluyor ama böyle şeyler var. Sebze meyve kurutucular var ya onlar da çok daha çıtır çıtır oluyor. Fırında böyle birazcık daha içi yumuşak sulu kalıyor ama gene bence... Ha cipsi orada mı yapalım cipsi diyorsun? Cipsi fırında yapacağım. Fırında yap. Fırında yapacağım. O kurutuculardan bende de yok zaten. Çok evet. 14 saat sürüyor kurutucuda çok. Bir şey yapmak. Hani tasarruflu, elektriği tasarruflu kullanıyor ama... Ama gene de çok uzun sürüyor. Çok hani, uzun sürüyor. Gece koyuyorum mesela kurutucuya. O da şöyle bir şey oluyor. Ses çok yapıyor. Hafif böyle bir ses var. Gece uyanıyorum. Hay nereden geliyor bu ses oluyorum. Ama güzel yapıyor elbette. Ben evde de fırında yapıyorum. Hani bizde ama de fırında da çok güzel. Hep izliyorum şeylerden. Sosyal medyadan. Fırında çok kaç güzel. Saatte kurutuyorsun mesela 200 derecede cipsini? Böyle bir 20 dakikada falan oluyor. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Hatta yani daha derecesini arttırırsak biraz daha uzun sürede, daha kısa sürede bile oluyor. Bu kabak güzel. İçlerimizi de atmıyoruz tabii ki. Tamam. Onlarla da bir şey yapacağız. Sen o zaman şeye geç ben sana kabakları oyayım. İçinin, tamam ben o şeyine. Zaman şurada evet. İç malzemelerimi karıştırmaya geçiyorum. Burada kıymamız var. Kabak neydi şimdi yapacağımız? Katıklı dolma katıklı yapıyoruz. Katıklı dolma pardon. Bu böyle katıklı Bitlis dolma. Yöresinin bir şey. Soğanımız var. Bitlis yöresinden Bitlis mi? Yöresinin. Bakayım nasıl şu kıymayla soğanı güzelce bir yoğuracağım. Evet. Önce. Sonra bulguru da katayım. Hepsini bir yoğurayım. Burada önemli olan bunu böyle güzelce kıymayı ve bulguru iyice birbirine yedirmek. Evet. Benim soğanlarım biraz iri olmuş. Hani daha küçük doğranırsa tabii ki daha güzel olabilir. Evet tamam olsun. Tamam. Salçamızı da atıyoruz. Biber salçamız var. En sonunda baharatlarımızı ekleyeceğiz. Aslında çocuklar için şu kabak dolması, bence. Biber dolması. Hani biberi yemezler içini. Ben evlerde çok beğendiğim bir şeydir. Ve bizim Türk evlerinde gerçekten bu kabağın içi atılmaz. Mücver yaparız. Yani bu iki daha dört. Senin ne yapacağını ben bu sefer merak ediyorum. Kabak çırtma diye bir şey yapacağım. Nasıl bir şey o? Al çok ben de bunu dün annemin bir arkadaşı var Diyarbakırlı ondan öğrendim. Onlar yaparlarmış. İçini böyle soğanla birlikte onu birazcık küçülteceğim ben doğrayıp. Tavada çevireceğim onu azıcık soteleyeceğim. Ondan sonra bir çırpılmış yumurta koyacağım içine onu da karıştıracağım. Of. Üzerine de bol maydanoz ya da dereotu hani bazıları hangisini seviyorsanız yani koyup. Böyle çırpılmış yumurta gibi kahvaltılık olur, yemeklik olur. Şimdi kabak çok fazla kullanılıyor. Özellikle sağlıklı mutfakta, diyet mutfağında. Çok. Kabaktan neler neler yapılıyor. Ben mesela çok seviyorum kabağı. Ben de kabak spagettisi çok. Oluyor, cipsi var. Ay getireyim sabah kabak spagetti şeyim var. Sen de gel o gün evet. Beraber yapalım. Ben çok ben de yapıyorum bir tane ben de almıştım. Evet şey, evet. Çok keyifli bir şey ya, yapması da. Pek çok şekli var onun. Evet. Artık Eminönü'nde de her var. Türlüsü var. Dolmamızın gerçekten. İçi hazır. Tamam. Ben bir eldivenimi çıkarmadan da doğrusu çıkarayım hadi. Doğrayayım. Doğru doğru. Şunu doğrayalım mı? Olur. Ne bu kadar ama... ne kadar küçük doğruyorsun? Ben onu gelişi güzel doğrayayım ama sizden tamam. Bir bıçağı ödünç alsam şuradan. Dur, tabii gel. Bunu yuvarlak yuvarlak yapacağız ve ucunun gözükmesi gerekiyor. O yüzden ucu gözükene kadar ki kısımları kesip kabak cipsi yapacağız bunda. Hmm.
Böyle. Bakayım. Tamam, bir noktada evet, içimiz gözüktü. Şurayı da şöyle, evet. Şunu attım, oldu. Tamam, benim yaptıklarımı. Evet. Şöyle yaptım. Ben içi gözükmeyecekti ya. Hani. Şöyle bunu böyle iki parmak kalınlığında gibi aşağı yukarı doğruyoruz. Gene bu ucu gözükene kadarki tarafları cipslik ayırdık. Ay, öyle bir. Azıcık böyle, yani içi kalsa da cipse olur bence zaten. Aa, bu da çok güzel. Ben bunu mutlaka yapacağım. Bunun böyle sunumu da bence misafir geldiğinde falan güzel duruyor. Hani böyle tekli tekli servis ediliyor. Üzerine de biberli yağ yakıp biraz pul biber koyuyoruz. Şunu birazcık daha bu tarafından alayım. Evet. Tamam. Şöyle cipslerimizi şimdi bakın, atacağız. Kabaktan bir tane ne yapıyoruz? Katıklı dolma yapıyoruz. Katıklı dolma. Cips yapıyoruz. Buradan çırtma kabak mı? Kabak çırtma yapıyoruz. Evet, Diyarbakır yöresinde yapılıyormuş. Ama şu anda inanın dünyada sağlıklı mutfak yapanlar kabağı her türlü çiğsini, evet. İşte spagetti yapılıyor. Güzel onu çekiyorsunuz makineden, kavuruyorlar, yumurta kırıyorlar, her türlüsü oluyor. Ve kalorisi de çok yüksek değil evet, kabağın. Evet, işte onun o yüzden için diyorum. Çok bence mucizevi bir şey kabak. Bunu böyle içine koyuyoruz. Evet onu evet. Oraya. Bunları dolmamızı güzelce dolduruyoruz. Bakayım, nasıl yapıyoruz? Böyle ortasını. Ay çok güzel. Güzelce bastırayım diye artık eldivensiz şey yapıyorum yap, bunu. Yap, şeklini. Olsun. Bunları dolduracağız. Belki mesela bazen normal böyle yapmadığım zaman içine su koyunca dolma harcının içi daha da bence böyle bir yumuşak güzel oluyor. Peki Sıla bir şey soracağım. Tabii ki. Bunun içine su falan onları ne koyacaksın? Su onun dibine hani yapışmasın diye birazcık su koyacağım. Yağ koyuyor musun? Ya ben birazcık yağdan kısıyorum galiba hep evde ama öyle en mi? Son üzerine yağ gezdireceğim. Aha, o yüzden güzel. Hani içine bir daha ekstra yağ koymayayım dedim ki tamam. Çok da yağlı bir şey olmasın. Evet. Gerçi hani böyle yöresellerde ha, kısmamak gerekiyor diyet yağdan yapanlar ama. Yapanlar için de inanılmaz. Ben mesela yağlı besleniyorum, yağdan yiyorum yağ. Mesela zeytinyağı. Tereyağı bunun üstüne çok yakışabilir. Çok yakışıyor peki, tereyağı. Peki yoğurt moğurt bir şey yoğurt yapıyor musun? Yoğurt koyacağız üstüne. Sarımsaklı süzme yoğurt ya da sarımsaksız da olur. Hani o artık damak zevkine kalmış. Bakın şimdi bu bana bu biber dolması yapıyoruz ya ondan daha akıllıca geldi. Hani bir dolma evet. Kesiyoruz onu keserken dağılıyor falan. Bu şekilde böyle, olması daha pratik az geldi. Da, hani mesela az yemek isteyen insanlar için de evet. Önemli. Bir de şimdi dedim ki ben ondan iki tane yesem doyarım dedim. Şimdi dedim birisi bir şey söyler demeyeyim. Hakikaten o kadar midem küçüldü ki ben ondan iki ne tane güzel. Yersem bana şahane bir öğün olmuş olur. Yanında biraz semizotu salatası yerim. İnanılmaz daha güzel. Ne güzel.